Merhaba. Bir sulu boya tekniği olarak bugün baskıyı çalışmak istiyorum. Ben bu baskı için patates ya da başka bir şey yerine bu gördüğünüz Eva'yı kullanacağım. Eva fon kartonuna benzer fakat süngerdir. Yumuşak böyle bir dokusu var ama boyayı emmiyor. Üzerine aldığı boyayı tamamen kağıda geçirebiliyor. Bu mutfakta sık sık kullandığımız kurabiye kalıplarıyla dilediğiniz gibi istediğiniz şekli üzerine izini bırakabilir. Daha sonra bunu makasla kesebilirsiniz ve kendinize kalıplar oluşturabilirsiniz öğrencilere. Ben bunu yeşille boyayarak, bazı yerlerini boyamayarak böyle farklı farklı baskılar denedim. Bu şekilde bir şeyler oluşturdum. Bu elle yapılanı, elle yapmak da çok eğlenceli. Sulu boyanın fırçasına ihtiyacımız yok bunu boyamak için. Parmağımızı da kullanabiliriz. Dilersek bu Eva parçalarını zemini düz olan bir kübe yapıştırarak bunu kendi baskı kübümüz olarak kullanabiliriz. Ki bu küpler satılıyorlar ve fiyatları da bayağı pahalı. Dilerseniz böyle bir bardak altına düz bir zemine de monte edebilirsiniz. Bir de boyacıların yaptığı duvara düzenli desen çıkardıkları rulolardan etkilenerek şöyle bir şey oluşturdum. Kalpleri kesip çıkarttım. Bunları dilediğimiz gibi renklendirerek sadece çerçeve olabilir, tamam olabilir, her biri farklı renk olabilir. Renklendirdikten sonra kağıdımızın üzerinde dilediğimiz gibi döndürerek güzel fon kağıtları, güzel arka planlar elde edebiliriz. Bunlarla da özel günler için sevdiklerimize kartlar hazırlayabiliriz. Herkese kolay gelsin.